çıkıntısı öldürecek beni. Çılgınlıklarımı gören, danslarımı seyreden, şarkı ve kahkahalarımı duyanlar beni dünyanın en mutlu kızı sanırdı. Zira ünlü zenginlerimizden Kenan Bey'in kızı olmam yetmiyormuş gibi milyoner çocuğu Öztürk'le nişanlanmam tüm sosyete kızlarını hasetten çatlatmıştı. Yerim doymak için neler feda etmezlerdi. Ama yerinden memnun olmayan tek insan bendim. Kraliçe hazretlerinin tahtı emirlerine amadedir efendimiz. Köleleriniz yeni buyruklarınızı bekliyor kraliçem emirleriniz. Salaklığı bırak Allah aşkına, zaten sıkılıyorum. Halep? Sağırsam tekrarlayayım, evet, sıkılıyorum. Halbuki dünyanın en mutlu kızı olman gerekirdi. Sebep? Akşamki nişanımız. Baksana. Bak, bütün gazeteler anlata anlata bitiremiyorlar. Masallarda bile böylesine bir eğlence olmamıştır diye yazıyorlar. Öyleyse oku da eğlen. Bu davranışların kırıyor beni Alev. Bilseydim kırıklarını yapıştırmak için tutkal alırdım yanıma. Alev, dikkat et sözlerine. Ya etmezsem? Nişanlım olduğunu hatırlatmak zorunda kalırım. Bu ne acele? Kavga için evliliği bekleyin hiç olmazsa. Keyfimin tarifesi yoktur. Canım neyi ne zaman isterse onu yaparım. Eskiden belki ama şimdi hayatında ben de varım. Öyle mi? Unutmuşum. Hatırlamak istiyorsan parmağındaki yüzeye bak. O zaman belki kendine gelirsin. Aa, demek bu yüzeye baktıkça kendime geleceğim. Evet Alev. Ama gelmemeyi tercih ederim. En iyisi ondan kurtulmak. Ne yaptın Ali? Özgürlüğümü kazandım. Biliyorsun babam bu yüzüğü Paris'ten getirtmişti. Tam 70.000 lira. Hadi koşun arayalım. Pahalıydı ama parmağımı sıkmaya başladı. Fakat fiyatı için ağlayacaksam söylerim babama, öder parayı. Mühim olan para değil Alev, yaptığın delilikler. Öztürk belki haklıydı. Fakat canımı sıkıyordu artık. Bu delilikleri babama güvenerek yapıyordum. Hayatta en inandığım, sevdiğim insandı babam. Kimseye aşık olmayışım belki de onun güçlülüğünde bir gence rastlayamadığım içindi. Müthiş bir adamdı babam. Çok zengindi. Bir sürü de işi vardı. İstanbul'un en büyük gazinosunun sahibiydi. El attığı her işte krallık kuran bir adamdı. Sosyetenin göz bebeği, en tutulan yıldızların sevgilisi ve milyoner iş adamlarının yakın dostuydu. Beni eğlendirecek işler seçmişti hep. Bir kısım insanların paralarını gazinosuna çekerken, açtığı en modern diskotekte de gençlerin paralarını topluyordu. Gazinoda sıkıldı mı, son aşkı ve gazinosunun as solisti olan Tülin'i koluna takar, diskoteğindeki gençlere uyarak yorulmaksızın dans ederdi. Sonra da tanınmış kumarhanesine giderdi. Adı Lord Kulüptü. Ama yakın dostlarına Enayiler Kulübü diye bahsederdi. Kaybetmekten hoşlananların parası, onun gözünde paraların en tatlısıydı. Korkunç bir kumarbazdı. Kumarı sanat haline getirmiş, elinin hızı, parmaklarının cambazlığı sayesinde milyonlar kazanmıştı. Bambaşka bir adamdı babam. Hakkında çok dedikodu yapılır, karanlık işlerle uğraştığı söylenirdi ama kimse de onun yaman bir adam olduğunu inkar edemezdi. Dalgınsın Alev. Öztürk'ü düşünüyorsun galiba. Onu unuttum bile. Harikasın. Gece nişanlan, sabah nişanı boz, akşama unut. Nişanlım olacak sersem, nişan yüzüğünü esaret halkası niyetine kullanırsa o iş biter. Neler kaynatıyorsunuz? Sıkıntı mı? Hiçbir değişiklikten zevk almaz oldun Ali. İstediğin ne acaba? Belki de ölüm. Aa, aşk olsun Alev, nasıl böyle konuşursun? Sen ki hayat dolusun. Hem de hayattan bıkacak kadar. Her şeye sahipken bıkılır mı hayattan? Her şeye sahip olmak bir yerde bitmişlik demek. İstedikleri tamamlanınca tükeniyor insan. Babamın kumar merakını daha iyi anlıyorum. Heyecanların en büyüğü çünkü. Babanızın kumardan heyecan duyduğunu sanmıyorum. Neden? Hileyi heyecana tercih ediyor da ondan. Hile kumarın ustalığıdır Öztürk. Daha büyük heyecandır.
Korkuyorsun Kamil Bey. Servetine zar atmak kolay değil. Vazgeçebilirsin. Her şeyini kaybetmişken mi? Hayır, son şansım bu. Ya Yalı'da gider yahut hepsini geri alırım. Benim Uğur kadınım masadayken şans başkasına gülmez. İki birden küçük atamayacağıma göre meşhur Yalı'nın yeni sahibi benim demektir. Ama ben vicdanlıyım dostum. Sana son bir şans tanıyabilirim. Buyurun, bir daha at. Sen budala! Bir doktor çağırın çabuk! Ali, sen bizle oynamaya gelmiyor musun? Hayır, istemiyorum. Aman canın istersen! Çocuklar, doktor geldi, koşun! Plakları getirdin mi acaba çocuklar? Biz kimlerde, biz kim? Getirler. Plakla cabası. Alev, senin peder gazetelerin baş sayfasına geçmiş gene. Yok canım. Yeni bir aşk macerası mı? Hayır, ölüm. Kimin ölümü? Sosyete krallarından Kenan Bey, kumarda 3 milyonluk yalıyı kazanınca kaybeden intihar etti. Kıymetli babanızın yeni marifeti. Babama ne? Kumar bu. Adamın eceli gelmiş. Hamama giren terler. Malı o kadar kıymetliyse oynamasaydı. Bunu bilmiyordum. Yufka yürekli bir budala olmaktan iyidir. Hem babamın bir sözü vardır. Başkasına acırsan kendin acınacak insan olursun der. Merhametiyle ölçülür. Bayat bir laf. Merhamet kelimesi lügatlardan silineli çok oldu. Sizin gibi kalpsizler için belki. Ama senin gibi beyinsiz olmaktan iyidir. Allah. Havayı bozacaksınız ya. Bırak kavgayı yahu. Ne olursun terslik etme Ale. Hatırımız için. Üf aman bırakın Allah aşkına, canım sıkıldı. Bir denize girmek iyi gelir daha. En iyisi şehre dönmek. İsterseniz siz kalırsınız, ben sıkıldım, şehre dönüyorum. Hadi boş ver artık. Ölenin mirasından pay koparmak için mi? Hayır, senin budala suratını görmemek için. Rahmetli nasıl da kıydı kendini. Kamil Bey, benim de yüreğim yandı ama asıl düşündüğüm Ali abi. Sorma, o başka der. Bir de kumarda kazanan adam Ali Bey'i Yalı'dan atınca ne olacak bilmem. Beni zaten beyefendi kaldırım köşelerinde buldu. Acıyıp aldı. Uşak muamelesi yapmayan adama kötü zamanında kul köle olurum ben. Gerekirse hamallık eder gene yardımına koşarım. Allah da senin gibilere yardımcısı olur. O Kenan Bey denen namussuzun da canını alır inşallah. İnşallah. Hadi oğlum, ver valizi ben giderim. Allah'a ısmarladık. Güle güle Huriye teyze, güle güle. Beni haklı bulacağını biliyordum Alev. İntihar yüzünden suçlayanlar oldu beni. Hatta gazetenin biri bu bir kumar değil, cinayettir diye yazı yazdı. O yazıyı yazan gazeteciyi işten attırdım. Babamla şaka olmaz. Gazeteyi ilanları keseceğimi söyleyince hakkımda bir de metiye yazmayı vaat ettiler. Krallara karşı gelinmez, iyi yapmışsın. Neyse, ucuz atlattık. Bu durumun adli bir dava olarak ele alınmasından korkmuştum. Boş ver! Kumar masaları aslında bir savaş alanı sayılır. Dışarıda çeker silahı bir adam vurursun, katil diye asarlar. Savaşta binlerce adamı öldürürsün, kahraman diye madalya verirler. Kumardaki ödül daha iyi baba. Kuru bir madalya yerine milyonluk bir yalı kazandın. Kızım ve karımla hayat felsefemiz aynıdır. Hayat bir kumar. Kazanmak da tatlı şeydir. Kazandığınız bu yalıyı turistik otel yaptırmayı düşündünüz mü Kenan Bey? Hayır. Kızıma hediye etmeyi düşünüyorum. Neden? Arkadaşlarınla eğleneceğin rahat bir lokal olur. Oo, harikasın baba. Sadece kızını en çok seven babayım o kadar. Ben de babasını en çok seven bir kız. Yalnız Yalı'da sakallı alim dedikleri antika biri varmış, çıkmıyormuş. Sadece çalışmaları bitene kadar Yalı'da kalabilmek için haber yollamış. Halt etmiş! Sen o alim efendiyi bana bırak baba! Yarın bizim korsan takımını alıp denizden bir baskın verelim de Yalı'ya!
El alemin evini boşuna zapt etmek ne demekmiş öğrensin. Keşke gazeteci çağırsaydı. Nefis resimler çekerdi. Eğlenceli bir haber olurdu. Başlıkta da korsanların zaferi. Ya da dişi korsanın kalpsizliği. Aldırmayın çocuklar, yüzme biliyor. O olsun, bu da gevezeliğin sonu. Budala, nişanı bozdun diye delirdi. Tuzlu suyu yutunca akıllanır. Evet. Senin şu alim dediklere nasıl bir sinami ki acaba? Herhalde ikinci budala da o. Ama dersini alması yakındır. Aa işte, basın yapacağımız kale oyalı. Esaslı bina ya. Kardeşim çimşirisiniz, burası şahsa mahsus, giremezsiniz ya! Durun ya, dur, acele etmeyin, ne oluyor? Baskın var ahbap! Ne baskını? Alim efendiyi arıyoruz. Alim efendi mi? Buranın eski sahibi. Ha, Ali abi mi yani? Ne zırıltıysa, nerede sen onu yukarıda söyle. Odasında çalışıyor. Ne olacak? Görürsün ne olacağını, siz bekleyin çocuklar. Aa, bekleyin dedi. Ya dur kardeşim! Bacım dur ya! Ya bir dakika dinle beni! Ya bacım dinle diyorum sana ya! Bak bir şey söyleyeceğim, giremezsin! Durun ya, bir dakika! Bu saatte kimseyle konuşmaz! Ben kimse değilim! Hey hanım! Bak dinle beni! Ya dinle beni! Orada kimse yok, abim yukarıda! Daha evvel söylesene be aptal! Teyze hanım kardeşim, bana fırsat bırakmadın ki sen! Ya dinle beni, abim kızar bana! Üzme beni ya, abi! Bak başıma dert açacaksın şimdi dururken ya! Olur mu, yaptığın iş değil ki senin! Bir dakika dinle beni, bak dinle! Ya ben sana söylemek istediğimi anlatamıyorum ya, sen anlamak istemiyorsun ya! Dinlesene bacım, bir dakika dur! Abicim kusura bakma! Beni ne hakla rahatsız ediyor bu kız? Yalının yeni sahibi olarak, babam bana hediye etti burayı. Demek katilin kızısınız, babamı öldürenin. Babanı babam değil, kendi acizi öldürdü. Kaybetmeye tahammülü yoksa oynamasaydı. Hem buraya hakaret dinlemeye gelmedim. Evimden ne zaman çıkacaksın, onu söylesen. Bize birkaç ay müsaade etseniz... Ali abim test hazırlıyor, profesör olacak da. Şımarık bir baldırı çıplığa yalvarmaktansa... bırakırım çalışmayı da, profesörlüğü de. Profesör mü? Sen dilenciye benziyorsun. Sizin gibi tımarhane kaçkınına benzemekten iyidir. Dikkat et kaba sakal! Bu lafları pahalıya ödetirim sonra. Katil babanız ödetti yeteri kadar. Aa! Uzatmayın, yarın giderim buradan. Gideceksin. Çünkü mecbursun. Kalmaya hakkın olmadığı için, korktuğun için gideceksin. Acelen terbiyesizliğinizi bir an önce ödetmek için deli kız. Ne yapacağını sanıyorsun? Sinirlenme abicim, ne olur. El alemin evinin hileli bir zarla kazanılmayacağını anlatacağım. Babamın hayatını sandığınız kadar ucuza alamayacaksınız. Görürsün. Yamanmışsın be Ali abi. Ben seni çekingen sanırdım. Halbuki zehir zıkkım kelamlar savurdun. Dua etsin ki dayak yemeden defoldu. Abi be, ben seni ilim, irfan, hesap, kitap... ağzı var, dili yok sanırdım. Peki ama şimdi yarın çıkarsak buradan nasıl çalışırsın? Bunca kitap, dosyalar falan filan. Hepsinin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de, profesörlük de yarın dibine bassın. Adi bir kumarbazın salak kızına rezil olduktan sonra... bundan sonra başka bir adam olacağım. Nasıl başka bir adam? Babamı mezara itenlerden daha gaddar, daha insafsız. Onun için atom fiziğine de, profesörlüğe de lanet olsun. Sen alim adamsın abi, başka ne iş bilirsin ki? Ama öğreneceğim. Neyi öğreneceksin? Kumarbazlığı, itliği, hergeleliği. Estağfurullah abi, ama onca ilmi neden tepesin? İntikamımı aynı silahla almak için. Alim seni görünce çarpılmıştır. Yalıdan sepetleneceğini duyunca kim bilir ne hale gelmiştir suratı. Bilmem. Nasıl bilmezsin, herifle sen konuştun.
konuştum ama saç sakaldan yüzünü göremedim. Nasıl biriydi? Hımbıl'ın teki. Anlaşılan okumaktan keçileri kaçırmış. Karikatür gibi bir şey. Saçmaladı durdu. Çıkmam mı diyor hala? Dedi önce ama yarın teslim edecek yalıyı. Üzülme be Ali abi. En iyisi çiftliğe gidelim bir müddet. Kolay değil başına gelenler. Orada dinlenir, kendine gelirsin. Korkma Yalçın, kendim değil. Yani bana laf düşmez ama az önce öfkeden garip şeyler söyledin. Olmayacak şeyler yani. Ben olmayacak şeyleri olur hale getiririm Yalçın. Merak etme sen. Ne düşünüyorsun Ali? Alimi. Galiba ileri gittim. Oho, Alev'in bir erkeğe acıdığını ilk defa görüyorum. Acımak aşkın kapısıdır. Yoksa Alim efendi kraliçemizin ele geçmez kalbini mi çaldı? Herifin suratını görmedim ki sakaldan saçtan. Sadece acıdım. Merhamet sana yakışmıyor Alev. Sen Öztürk'ü de... 70.000 liralık nişan yüzüğünü de denize atan insansın. Ama bu zavallıyı yalıdan atmayacağım. Kendini kitaplarına vermiş bir budala. Varsın yalının bir odasında otursun. Ali abi! Sululuk istemiyorum çocuklar. Alayın sırası değil. Anahtarlar. Şey, akşam düşündüm. Gitmenize lüzum yok. Odalardan birinde kalabilirsiniz. Sadakaya ihtiyacım yok küçük hanım. Anlaşılan iyilik yaramıyor. Babamın hayatı dededen kalma yalı, karşılığında iğreti bir oda. Çok çömersiniz küçük hanım. Demek insanlara iyilik geçmiyor. Bunu hırsız babanıza sorsanız daha iyi. Babam hırsız değil benim. Doğru, yanlış söyledim. Katil demem lazımdı. Kızıyorum ama. Kızmanız babanızın hırsızlığını değiştirmez ki. Doğru koştun lan! Ne oluyor ya, ne yaptın? Ne yapıyorsunuz kardeşim? Ayıptır ya, bırakın beni ya! Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın, dokunmayın ona! Bana bak, kaba sakal! Özür dile Alev Hanım'dan! Küçük hanımın babası hırsızın, katilin, adi herifin biri, siz de biliyorsunuz! Hadi yeter artık, öldüreceksiniz! Beybiraderimizin berber milletiyle ilk teşerrüfü galiba. Yahu Ali abi, nüfus kağıdından en az 10 yaş ıskartıya çıkarttın. Kısa kesin, acele işim var. Nereye abi? Önce üniversiteye istifamı vermeye. Galiba formülde bir yanlışlık yaptık ama nerede bir türlü bulamıyorum. Günaydın hocam. Oo, günaydın Ali. Ne oldu saçına sakalına? Kestim hocam. Vah vah! Ali, şu formülde bir yanlışlık var ama bir türlü bulamıyorum. Bir bakıver. Hadi. Sen bir dahisin Ali. Seninle çalışmaktan büyük bir gurur duymaktayım. Maalesef çalışamayacağız hocam, çünkü ayrılıyorum. Neden? Amerika'ya Cap Kennedy uzay laboratuvarına çağrılacağını duymuştum. Oraya davet edildiyse sevinirim. Hayır hocam, bu mesleği bırakmaya karar verdim. Şaka yapıyorsun herhalde. Yaptığın araştırmalar Avrupa'da, Amerika'da hadiseler yarattı. İltifat ediyorsunuz hocam. Ne iltifatı? Sana ilim aleminin yeni Einstein'ı diyorlar. Bundan sonra da serserilik aleminin kralı diyecekler. Meslek değiştiriyorum hocam. Ne mesleği? İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Yoo, yoruldun Ali. Yaptığın çalışmaları bir değil 10 beyin kaldırmaz. Biraz dinlensen böyle konuşmaz. Belki de bugüne kadar aptaldım hocam.
Şimdi akıllanacağım. Yo, öyle bakmayın, delirmiş falan değilim. Yalnız uzay hesaplarını bir kenara bırakıp dünya hesaplarıyla uğraşacağım. İstifa ediyorum, müsaadenizle. Ya ama Ali, anlayamıyorum, bu kadar mükemmel bir insan böyle karar verebilsin. Abi be, sen istifa edince gözü yaşardı profesörün. O defter kapandı Yalçın. Ben ileri dönük bir adamım, arkaya bakmayı sevmem. Kendime yeni bir profesör arayacağım. Ne profesörü abi? İtliğin, hergeleliğin profesörü. Bana kumardan tut da ne kadar hınzırlık varsa onlara öğretecek birini. Hmm, bak abi, benim ipi kırık soysuz bir arkadaşım var. Adı Soysuz Rıza. Her numarayı öğreniriz ondan, tamam mı? Başlıyor, evet beyler, başlıyor! Hisseli tiyatromuz başlıyor! Girin, görün efsanevi vücuduyla bütün Anadolu'yu kasıp kavuran dansözler kraliçesi Kıvrak Naci'yi görün! Sinema ve televizyona taş çıkartan dünyanın en müthiş tiyatrosunu görün! Vay Yalçın! Rıza abim benim, ha. Bakıyorum balığın tombullaşmış ha! Bekletme beni! Abicim sana bir fikir danışacaktık da! Girin içeri, şimdi peki, geliyorum! Peki abi! Hadi! Evet beyler, başlıyor! Hisseli tiyatromuz başlıyor, acele edin! Ter içinde kaldım şekerim, sırtımı kurulasana! Aa! Hop 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 hop! Azize de kendine bir uşak tut! Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Ama sen de! Bizim bey senden akıl danışmaya geldi. Kumar üzerine bir şeyler öğretecek, esaslı bir adam arıyor. Yalnız kumar değil, bir sürü dalavera. Eski katakullicilerden bizim bir Hıfsı babamız vardı. Bizim Hıfsı baba mı? Tüh, nasıl da unuttum onu! Nerede bulabiliriz abicim? Vallahi ikametgah tutmaz. Nerede sabah, orada akşamdır. Ama akşamüstleri Haydarpaşa'da trende balığa çıkar. Balık mı? Yani biz balık diye yolcuların bavullarına deriz. Allah Allah! Bizi burada nerede kaldı bu adam? Ne bileyim? İşin başında böyle yaparsa... Bana soruyorsun, ne bileyim? Aa, çanta! Çanta nerede? Şimdi buradaydı, uçmadı ya! Aman! Çanta! Çantamı çaldılar! Ay! Polis! Oh, senin Hıfsı baba tam numara maşallah! Öyledir abi, hiç kuş kaçırmaz evvelallah! Ah! Ah çantam! Polis bey, biraz evvel çantam buradaydı! Nasıl oldu, kim aldı ya? Ha? Oo Yalçın, ne cehennemlerdesin kaç zamandır? Bey abinin yanında çalışıyordum, tanıtayım! Atom profesörü Ali bey! Bendeniz de ahlakiyat profesörü Hıfsı baba. Sana ihtiyacımız var baba, abim ders almak istiyor da. Ya, medrese mi açtık be, ne dersi? Ahlaksızlık üzerine ne biliyorsanız? Abi be, yapma abi! Zorla mı yahu, ya vermezsem? Ben de bavulun içerisinde şurada koşuşanların çantası olduğunu söylersem. Aferin! Kabiliyetli talebe olacaksın. Hava poyrazlamadan yelkenleyelim, şuradan da rahat bir yerde laflarız. Demek böyle. Bey ahbabımızın hayatı hususiyesinde baharatlı bir vaziyet var. Ocağına düştük Hıfsı baba. Sen merak etme Ali abi. Hıfsı baba kumardan tut, icat edilip edilmemiş tek bir manitaların piridir. O bize yol gösterir. Bak bey ahbabım, ben çapaklı bir adamımdır ama harbi laftan hoşlanırım. Niyetin makbul, kininde haklısın. Lakin açık konuşayım, bu gibi davalara atılmak için biraz kabiliyet ister. Her işe yatkınımdır. Bana sual edersen, senin eşgali umumiyen bu gibi maydanozlu davalar için biraz ters düşüyor, ha? Yo yo yo, alınmak yok, harbi laf. Bu iş için her hale girmeye hazırım, her şeye razıyım. Ne desem yapacak mısın? Bu uğurda ölmeye bile razıyım. Hmm, çok yorulursun ama. Et bir büyüklük Hıfsı babacığım, hadi. Hamama giren terler. Bizim saksı mühim davalarda mazotsuz tek kürek çalışır. Önce bir yere gidelim, depoyu full edelim de... öyle düşünürüz. Karaciğerlerimize!
Sıhhate içenlerin hepsi sirozdan imam kayına tosladı, ben duamı böyle ettim, turp gibi kaldım. Ne o, beğenmedin mi? Bazı cihetlerde fazla muhallebicisin ama inadın hardallı. Katırların damarı hafif kalır. Alışırım. Gerekirse kezzap bile içebilirim bu uğurda. Bu işler Darülfununa benzemez. Hassasiyet ister. Çeşidi mevzuldür her geleliğin. Biz bu mevkiye dızdızcılıktan, üçkağıtçılıktan tut da bin çeşit ıspanaklı adısattan yetişerek geldik. Kumardan önce bunlarda piştik. Biz de pişeriz inşallah sayende Hıfzı Baba. İnsan her telden çalarsa kazanır kumarı. Çalışırım. Ama öğretebilirsen. Öğretebilirsen ne kelime? Ben bu çıfıtlıkların sülalesinin profesörüyüm. Hıfzı Baba. Bildiklerinin hepsini öğrenmeye. Hem de daha iyisini. Galiba becereceksin. Adana'nın yolları tersen, sen çıkardın beni, beni baştan. Yolları baştan. Yalının açılışını somurtarak mı kutlayacaksın Alev? Tekrar duş yapmak istemezsen beni rahat bırak lütfen. Barışmayacak mıyız? Babam nişanın bozulduğuna çok üzüldü. Öyleyse derdine mum yaksın. Milyonluk yalı hediye edildi sana. Sen cenaze evinde gibisin. Sıkılıyorum. Boğazdaki bütün yalılar hediye edilse gene sıkılıyorum. Oho! Burayı tuttun iyi oldu ahbap. Madem savaş açıyoruz, bir erkan-ı harbiye dairemiz olması icabattandır. Buyur abicim. Şimdi gelelim bamyanın faziletine. Ders bir. Serseri denen vatandaş bile umum itlik cihetinden ansiklopedik olmalı. Binaenaleyh dolandırıcılıktan üç kağıtçılığa kadar her çeşit halktan çakmalı. Şimdi ilk peşin işimiz İskambil kağıtları üzerinde talim eylemek. İskambil'den önce kavga dersi istiyorum. Ha? Hoppala! Neden? Yahu benim tabiatım sulperverdir. Darptı, tabancaydı, sustalı, mustalıydı. O gibi davalara tüyüm dönüktür benim. Hoşlanmam pek. Ama önce kavga öğrenmem lazım. Abimi hırpaladılar birazcık da. Malum ya, borçtan hoşlanmaz. Şu dava. Peki. O cihetten de hardallı bir arkadaş mevcut. İdamlık Hulusi mi Hıfzı Baba? O bizimkinin yanında omlet kalır. Kadırgalı İsmail. Gırgıra bak be, nasıl dönüşüyorlar be aslan bunlardan almışsın. Bak bak bak. İşte bizim Hazret. Nasıl buldun? Bilmem, anlamam bu işte. Kavganın peygamberidir. Bir gün iskelede tek kelle 11 tane hergeliği ipi kopmuş tesbih gibi dağıttı. Gözümle gördüm. Bir daha karşıma çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam, gebertirim! İsmail! Anlaşmamız bu muydu köpek herifler? İsmail! Vay Hıfzı Baba! Öpeyim! Ben de seni öpeyim! Hangi rüzgar attı seni buralara? Poyraz! Ortalığı harmanladın gene! Bak! Abi! Dur, ne yapıyorsun? Ha? Senden mi yoksa? Tabii! O bizim canımız, ciğerimiz, kardeşimiz yahu! Çok affedersin abicim, kusura bakma, oldu bir hata. Tanıtayım, Ali Bey muhterem biraderimiz. Memnun oldum, bendeniz de Kadırgalı İsmail. Abi be, kıyak dalga be,
Ben de öğrensem şu kavga davasını ha? Ne demek oluyor bu kavga davası? İcabı vaziyet dolayısıyla en hızlı ve de en hardallı cihetinden kavga öğrenmek istiyor Ali Bey kardeşimiz. Mümkünse rica edeceğim. Emrin baş üstüne. Ama Hıfzı baba, lakin malum kavga biraz kabiliyet ister. Çalışırım, güveniyorum kendime. Hangi işi tutsam koparırım. Aslında koskoca bir ilim adamıdır. Üniversitede sporla da uğraşmıştım. Spor dediğin nane, muhallebi oyunu be abi. Lakin ille de ders dersen... De abi de. Derim. Diyoruz tabi. O zaman tecrübesi bedava. Amma da karanlık fala. Enayi falda öyle denmez. Yüreğin kabarmış denir. Biraz orijinal şeyler söyle de sıkma canımı. Yüreğin kabarmış. İçinde garip bir şey var. Sanki bir şeyler olacak gibi bekliyorsun. Huzursuzsun. Biri, bilmediğin biri kuyunu kazıyor sanki. Bir düşmanın var. Öf, sıkıldım yeter. Kardeşimize. Bilek gücün iyi. Beni bile rahat harcarsın vallahi. Yok canım. Boynuz kulağa geçer derler abi, ne haber? Silahtan çakar mısın? Yok. Çakı bile kullanmadım. Battı balık, başladık bir işe tekmil olsun. Onun da piri Laz İlyas'tır Hıfzı baba. Hay hay alay! Nasıl? Bu nasıl? Helal olsun abi, konuşturdun tabancaları. Sen ne dersin Laz oğlu? Enki validemin doğus halinde peder merhumun kirav kirav silah patlatmasıyla doğmuşum. Penkim er çeşitli veri bulbul gibi konuştur ayrum. Vallahi bu nişan durumu versin de acemi kalmışım be birader. Sağ ol İlyas reis. Oo buyurun, hoş geldiniz avukat bey. Ali abim içeride. Tamam oldu. Buyurun, hoş geldiniz Zeki bey. Hoş bulduk efendim. Emriniz yerine geldi. Arsayı dediğiniz en iyi fiyata sattım, 107.000 lira. Buyurun çekiniz. Teşekkür ederim. Abi, arsa pederden kalan son malındı. Niye sattın? Her yönden kuvvetli olmak için. Savaş başlıyor mu? En mühimi kumar talimi, daha çok ders ister. Avukat bey'e içki ikram et Yalçın. Kumar talimi devam eder Hıfzı baba. Bir sürü eksiklerimiz var. Önce giyim kuşam. If the music make you move, 'cause you can dig the groove. Hey! Groove on. Hıfzı baba, güreşiyor musun, dans mı ediyorsun? Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza? dans edin, böyle olur Ali abi, ne haber ya? Devam. Böyle yapacaksın, sana kıvıracaksın. Hayır, hop, hop, hop! Haydi yavrum, kıvır! Olmuyor, öteki ayağım! Bak ayağına, dansına bak dedim sana, ho, çalkala kıvır, kıvır! Hadi, hop! Sen bu işi beceremeyeceksin. Sevdiğiniz kız kim bilir ne kadar mutludur. Sadece düşman olduğum bir kız var o kadar. Gene ne var Alev? Sıkılıyorum. Aşksızlıktan, her şeyinle süper modern bir kızsın da aşka gelince niye böyle geri kafalısın ha? Alev geri kafalı değil, vahşi. Belki de erkek düşmanı. Sadece sevebileceğim erkek çıkmadı karşıma. Ama kimse senin ne tip erkekten hoşlandığını anlayamadı. Ben de bir bilsem aradığım erkeği. Onu da sabık nişanlını Öztürk gibi denize atarsın. Eğer sizlere benzemezse, belki de karşısında diz çöküp yalvarırım. Arkadaşımız bu işte yeni ama çok kabiliyetli. Üstadımıza göster bakalım numaralarını. Eğer o tamam derse, bu iş oldu demektir. Heyecanlı mısın evlat? Sadece hırslıyım. Çünkü öbür öğrendiklerim teferruattı. Kumarsa öldürücü silahım olmalı. Başla bakalım. Bilenin elinde iskambil kağıdı, karşısına ölüm yağdırır.
İspoli, İskalita, Volta, Tarak. Sanırım hepsini öğrendi. Hem de mükemmel. Ne dersin? Nasıl buldun? Çok iyi. Bütün numaralara lüzum yok, bu kadar yeter. Savaşa hazır mıyım? Hazırsın ama bir de bir iki bitirmanede imtihan verirsen diplomayı alırsın. Peki, giderim. Yo, bu bey kılığıyla giderse kefen çiçeği diye maytaba alırlar. İlkin tebdili kıyafet. Kardeşim be, sende de bu kadar şanssızlık olur ya. Sekizli abi, şansına küs. Ulan inek arabası, doktorlu kağıtla oynayıp kazandın. Paralar benim. Nasıl olur sekizli be? Dur be! Kaldırın şu molozu. Helal olsun abi. Ay Hıfzı baba, kumara tövbe edeli, mübarek cemaline hasretlik kaldık ya! Sağol, sağol! Benden korktuğu için gelemez! Zira onun oyunu kuvvetliyse benim bileyim! Sonunda zorla da olsa otururdum paraya ama her kuşun eti yenmez! Bak! Senin gibilerin alayına mevlüt okutacak bir arkadaş! Külbastı Ali bendeniz, Sinop hapishanesinden. Buyur! Geç otur! Ben Mezba Cemal'in kulağında yumurta pişirmiş adamım! Bize gazel sökmez! Peşin söylemesi, masaya oturan peder merhum olsa hiç yani, alırım cüzdanını! Dikkat et de bu arada paranla birlikte ciğerini de sökmeyeyim! Anlaşılan bu iş ya karakolda bitecek... ya da hastanede! Şansına rahmet Ahbap! Ama ben alırım! Telaşlanmayın, oturun! Oturun beyler, oturun! Siz de oturun! Kavga bitmiştir! Nasıl? Diplomayı hak ettik mi hocam? Hem de yıldızlı tarafından! Sen bu marifetle iftara bile geçersin abi ya! Eyvallah! Bırakın! Bırakın be! Evlat sen bir fevkaladesin! Serserilik tornadan çıkalı, senin gibi afillisi icat edildiyse... şaraba hasret öleyim! Allah korusun hocam! Argo'dan kumara kadar ne öğrettimse fazlasıyla hazmettim! Sayende baba! Ama... bir şey var ki yaya kalırsın! Hah, o da içki! Hırslıyım baba, onu da geçerim! Var mısın iddiaya? Varım! Hadi! Buyur öyleyse! Kaldır şunu be, dibi göründü, kaldır! Kaldır, ne bu? Ah, koy şunu! Kuzu, kuzu! Sekizinci fışı oldu Hıfzı baba, abime bir şey olursa karışmam! Sen karışma! Olmaz bir şey! Hadi ya, hadi ya! Hu! İstersen vazgeç evlat! Çatlarsan yazık olur emeklere, ha! Ya istiklal, ya ölüm! Hoppa! Bak şimdi, şimdi bu! Yavaş yavaş! Kıfır kıfır beraber kaldılar! Ne var, ne oluyor? Müjdeme bir öpücük isterim Ali! Ne müjdesi? Üçümüze de hediye aldı baban! Bil bakalım ne? Son model birer spor araba! Hayır! Fırtına gibisinden üç kısrak, İngiltere'den getirttim! Tam 2 milyon lira! Çok para değil mi? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! Koşularda bir sürü at yarışı budalasının parasını bize taşıyacak kısraklarım! Büyük planlarım var!
Sen bir dehasın baba! Yakışıklılığı da acaba! Kıskanıyorum seni Tülin! Niye? Babam gibi müthiş bir erkeği sevdiğin için! Aa, beni ölçü alırsan yalnız kalırsın Alev! Çünkü baban kadar zeki ve güçlü bir ikinci erkek ne doğdu... Ne doğacak? Hadi çocuklar hazırlanın, Veli Efendi'ye atları görmeye gidiyorum! Ne o, ayrola bu kadar çabuk? Müneccimler mi söyledi yoksa? Getirttiğiniz atlara duyduk. İlk resmi çekmek, ilk haberi vermek istedik gazeteci olarak. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu gazetedeki senin Hazret değil mi? Hı, da kendisi. Ünlü iş adamlarından Kenan Bey, kızı Alev ve genç karısı Tülin ve kendisi için İngiltere'den 2 milyon liraya 3 at getirtti. Söylentilere göre, yakışıklı milyoner, gazino ve kumar sahalarından sonra... ...yarış alanlarında da bir kraliyet sağlayacaktır. Galiba biz de savaşı Yeşil Çuha'dan önce Yeşil Saha'da açacağız Kral Hazretlerine. Tamam evlat! Eski jokeylerden Kovboy Niyazi var. En kesif tüyodan, en hardallı dopinge kadar... ...at davasının kitabını yazacak bir hergeledir. Dediğim gibi işte. Dediğini yaparsam kovarlar beni Hıfzı baba. Hı? 35 bin peşin, 50 de sonra. Oh, 85 bin mi? Çalıştır saksıyı da kurtul at teziyi kazmaktan. Tamam be baba, 85 bini atın feriştahı olsa... ...kaplumbağalara nalını toplatırım evelallah. Atların en uyuzuna da kanat takacaksın ama. Tamam abi, benim ilaçladığım atlar tersiz olur. Koşu ne zaman? Pazara. Esasında büyük oyun. Seyretmiyorsun Alev. Bizimkileri bekliyorum. Babamın atları dururken eşek yarışına göz yoramam. Büyük konuşuyorsunuz hanımefendi. Bir itirazınız mı var beyefendi? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Hayret doğrusu. Atla topa güvenilmez. Atların sahibi babamsa iş değişir. Beyefendi herhalde hiç anlamıyor atlardan. Baba, beyefendi bizim atları küçümsüyor. Ata güvenilmezmiş. Herkesin fikrine saygım vardır. Galiba beyefendi saçmaladı. Koşularda boş laf yerine parayla konuşulur beyefendi. Atınıza karşı açıktan da oynayabiliriz. Gazi koşusunu kimseye kaptırmayacağıma eminim delikanlı. Kendi atıma 20 bin liralık oynadım. Ben de Serap'a 50 bin. Serap, koşudaki en şanssız at. Bütün parayı kaldırmak için sürpriz oynamalı. Sizinki sürpriz filan değil, çılgınlık. Yarıştan anlayanlar Serap'a araba beygiri diyorlar. Ben de anlamayan biri olarak sizinle 50 bin lira açıktan oynayabilirim. Deli doktor olsaydım beyaz gömlek giydirirdim size. Ama kumarbaz olduğum için kabul ediyorum. Seni şimdiden tebrik ederim baba. Küçük hanım... ...denizi görmeden paçayı sıvamayın. Kıymetli buseniz bedavaya gidebilir. Biz kazanacağımızdan eminiz. Ya bizim araba beygiri kazanırsa... ...babanız gibi aynı şekilde bir buseyle mükafatlandırılabilir miyim? Olabilir. Ama Serap kazanmayacağına göre... ...yalnız hayal edersiniz öpücüğü. Ha, beyefendi... ...iddiaya girdikse paralar peşin konur. Yanımda yok maalesef. Olmadığına emindim zaten. Neden? Olsaydı cesaret edemeyeceğiniz için. Yani iddianız kaldı. Yo, hayır. Muhasebecim neredeyse gelir. Aşağıda gişede meşgul de. Hıfzı baba. O iş tamamdır.
Kenan Bey ayvayı yedi demektir Fızı Baba, hadi. Bana 50.000 lira ver. Kusura bakmayın beyefendi ama... siz ona buna borç diye para dağıtıyorsunuz, bendeniz toparlayamıyorum. Borç değil, beyefendinin hazinesine yem olsun diye iddiaya girdik. Beyefendi sizinle mi iddiaya girdi? Hayret! Hayret edeceğine cesaretinden ötürü tebrik et beyefendiyi. Babamla şaka olmaz. Hele kumar üzerine. Çünkü benle oynayanın canı yanar. Kenan'a kumarbazların kralı derler. Her krallığın da bir sonu olduğunu yazar tarih kitapları. Hey çocuklar, yarış başlıyor! Çok heyecanlı! Beyefendi, gördüğünüz gibi paralar burada, çantada emrinizdedir. Özür dilerim, yalnız 50.000 lirası tabii. Daldınız, yoksa kaybedeceğiniz parayı mı düşünüyorsunuz? Hayır. Sizi nerede öpeceğimi? Ah, herhalde rüyanızda. Yaşasın! Bizimki başta fırladı. Otur Alev, şüphem mi vardı yoksa? Yoktu tabii baba. Bakın, bizimki en başta gidiyor. Sonuncu gelmesine mani değil. Yılın en iddialı kupası büyük bir heyecan kasırgası içinde sürüyor. Gazi Kupası'na favori gösterilen Kenan İlten'in milyonluk alevi en önde. Yarışı biraz izlerseniz acımak için erken olduğunu görürsünüz. Hadi aslanım! Şarap arayı iyice kapıyor beyefendi. Teşekkür ederim, istemem. Ne dersiniz? Nasıl olsa birinci gelecek, atı boşuna zorluyor. Serap, beklenmedik bir atakla yılın, hatta yılların en büyük sürprizini yapmak üzere. Arayı kapıyor, hadi, kapıyor, hadi. Tufan da geçti, ışığı geçti, şimdi yarışın favorisi Alev'le çekişiyorlar. Ona da yaklaşıyor, bir boy kaldı, yarım boy, Serap kanatlandı! Davut, Sersemeri, kamçıla şunu, kamçıla! Mühim olan at beyefendi, kamçı değil. Bizimki atların en şahanesi. Yarışı kaybettikten sonra. Artık cehennemi bir çekişme başladı Alev'le Serap arasında. Hayır, olamaz. Alev'in çok iyi Davut, Alev geçilemez. Kullanıyor. Bir iş var bunda. Gebertmeli, gebertmeli seni, gebertmeli! Son bir atak, Serap birinci olarak gidiyor, ikinci Alev arkadan kara duman! Bütün biletim Alev'eydi, olur şey değil. Yandık, Serap ne para verir? Oynayan enayi varsa verir tabii. Buyurun, sizin hepsi. Hayır, akıllıyım beyefendi, kumar talih değil, akıl oyunudur. 50.000 lira, iyi para. Bahiste kazandığımın yanında hiç kalır. Milyonun üzerinde para kaldırdınız Ali Bey. Onu bildiğimiz için çantayla geldik ya, ya! Parayı almıyor musunuz? Muhasebecim alır. Delisiniz siz. Daha başlarına gelinir mi ufak bir öpücük için? Öpücüğün değeri büyükse dünyanın öbür ucuna bile gidilir. Alay edilmekten hoşlanmam. Ben de etmekten. 50.000 babamdan, milyonun üstünde de bahisten kazandınız. Yetmedi mi? Benim için sizi öpmek daha büyük kazanç. Demek dudaklarıma milyonun üstünde değer veriyorsunuz. Aslında beni ilgilendiren dudaklarınız. Değil. Şımarıklığınıza ufak bir ders vermek. Bitti mi? Gidebilir miyim? Borcunuzu ödediğinize göre gidebilirim. Hey! Durun! Evet! Beni daha başlarından mı bırakacaksınız? Hayır, buyurun. Hem neden bu kadar heyecanlısınız? Bilmiyorum, çok şaşkınım. Neden? Hayatta ilk kaybım bu, belki ondan. Kumarda hayatlarını kaybedenler var. Onların yanında bir öpücük ufak bir kayıp sayılır. Ama benimle öpüşmek size ölümden de çirkin bir etki yarattıysa o başka. Sadece korkuttu. Neden? Bir erkeği ilk defa hissettiğim için. Yani size dokunan ilk erkek miyim yoksa? Herhalde yani.
Hem de fena halde başımı döndürdünüz. Siz de benim ilk öptüğüm kızsınız. İlk mi? Kızlara ayıracak pek vaktim olmadı da. Kimsiniz siz? Ne biçim insansınız? Henüz ben de bilmiyorum. Belki dünyadan uzak bir bilim adamı. Belki bir deli. Ya da hayata 30 yaşında doğmuş bir budala. Belki de sizden intikam almayı düşünen bir şeytan. Ne olursanız olun, babam gibi bir imparatoru bile şaşırtan, onu ilk aşan erkeksiniz nazarımda. Kimdir bu adam, öğrenin. Emredersiniz Kenan Bey. Veteriner raporu geldi, atları ilaçlamışlar. Kim acaba? Kim olacak o serseri? Kazanacağına öylesine güvendiği için belli ki bu işte yapan odur. Nerede bulurum o iti? Alev'e sorsak? O ne bilecek? İddialaşmışlar diye birlikte çıktılar. Hadi öğrenmiştir kimin nesi olduğunu. Biliyor musunuz? Bu diskotek de babamın. Gazino, kumarhane, diskotek. Bedava eğlenmeniz için iyi bir örgüt kurmuş babanız. Ona boşuna imparator demezler. Hayransınız babanıza. Hayatta gördüğüm en güçlü adamdır babam. O yüzden de hiçbir genci sevmediniz şimdiye kadar. Evet. Demek kalbinizi çalmak için önce muhterem pederinizin imparatorluğunu yıkmak gerek. O erkek henüz doğmadı daha. İkinci bir öpücüğüne iddiaya varsanız doğduğunu ispatlarım. Bir koşu kazanmak şımarttı sizi galiba. Yok, hayır. Dudaklarınız tatlı geldi. Bir imparatorluğu yıkabilecek kadar sıcak. Dediğin çıktı Tülin, Alev o herifle dolaşıyor. Kızının erkeklerle dolaşmasına kızmazdın hani? Bu bir erkek değil, bir düşman. Bana hayatta ilk tokatı atan şarlatanın biri. İşte, babamın bana kumardan hediye ettiği meşhur yalı. Gürültüye bakılırsa burayı da... Bizim delilere toplantı yeri yaptık. Tumarhane mi? Gençlik lokali. Bütün çılgınlıklarımızı rahatça yapabileceğimiz bir yer. Hadi ne duruyoruz, gidip şaşırtalım onları. Hayat dolu, neşeli çocuklardır. Gazlı kızımızı kestin. Merhabalar. Merhaba. Babanı yarışta yıkan kahraman değil mi? Gözünden bir şey kaçmıyor. Hepimiz tanıyoruz onu. Gazeteler resimleriyle dolu. Günün adamı sayılır. Ve de günü geçene kadar kraliçemiz Alev'in oyuncağı. Münasebetsizliğe başlama Öztürk. Kendileri bir günlük nişanlım olmuşlardı da. Nişan yüzüğü havaya. Kendi de denize atıldı. Kesin be. Şimdi de derdinden başkalarına saldırıyor. Kulağı mı sağır yoksa dilsiz mi? Belki de konuşmayı sevmiyordur ha, ne dersin? Severim konuşmayı ama ahmaklarla değil. Aa, hakaret bu. Alev, bir şey söyle misafirine, yoksa biz söylersek fena olur. Şakacıdır. Yanlış anladınız onu. Arkadaşlarıma bir şey söylemeyecek misin Ali? Buradan defolmalarını söyleyebilirim ancak. Ali! Kalev özür dilemezse dersini vermemiz gerekecek. Durun! Yoksa son gelişiniz olur buraya. Belki ama Züppe dostunun da son küstahlığı olur. Defolmaları için bu kadar yeter sanırım.
Fena dövüldünüz tarzanlar. Acıdım doğrusu. Hele Öztürk'e. Asıl Alevi Ağacı'yım. Galiba ilk defa Çetin Ceviz'e çarptı. Yarışlarda babamı alt eden kumarbaz. Sonra bir öpüşle titreyen romantik bir genç. Diskotekte esprili bir erkek. Evde de bir külhan beyi. Söyleyin, bunlardan hangisisiniz? Canınız hangisini isterse. Hepsi iyiydi, arkadaşlarımı niye dövdünüz? Eski bir borç yüzünden. Ne borcu? Zamanı gelince öğrenirsiniz. Demek bütün borçlarınıza sadıksınız. Fazlasıyla. Belli. İnanmaya başlıyorum size. İnandığınıza göre bir öpücük borç alabilirim herhalde. Neye karşılık? Sevgili babanızın imparatorluğunu yıkacağıma. Siz öpüşmek için iddiaya mı girersiniz? En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti? Neden vazgeçtiniz? Sadaka sevmediğim için. Her şeyi kazanarak almaktan hoşlanırım. Ama pek istiyorsanız ben size bir avans vereyim. Ben sensiz yaşıyorum, yasak aşkını söylüyorum şarkını. Kimler geldi sorma sakın, kimler geçti hiçbirisi. Hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Ne düşünüyorsun Ale? Bilmem. Hislerimi tahlil edemiyorum. Sana karşı duyduğum his benim için çok yeni bir şey. Ama gene de korku var içimde. Tam anlatamıyorum. Benden bir şeyler alıp götürüyormuşsun gibi geliyor bana. Tek vajı, tek vajı. Bugün şansınız yok beyefendi. Bir oyuna 100.000 lira konmazdı beyefendi. Yarışlardaki kaybını budalalara ödetiyorsun. Kumarbaz yenildiği adamı yenmek ister. O serseriyi ezmeden içim rahat etmez. Bir kıstırsam. Oltanın ucu elinde nasıl olsa. Ne oltası? Alev, diskotekten telefon geldi. Bir saat önce oradan ayrılmışlar. Ne düşünüyorsun? Benden nefret edip etmediğin. Yok. Pişman değilim ki. Pişman olmamı mı istiyordun yoksa? Basit kızlar gibi bağırıp çağırmamı mı istiyordun? Kim bilir? Belki. Muhteşem zaferimizin şerefiyatı niyetine! Düşman kuvvetlerinden Alev Hanım'ın ilk torpili yiyişinin aşkına! Nen var evlat! Suratın hala mahkeme duvarı gibi! Keyfiyatına baksana yahu, düşün varan bir! Küçük hanımı hardallı bir vaziyette harcamışsın! Şımarık bir kıza sahip olmakla içimdeki kin tükenir mi Hıfzı baba? Babası da sırada ya! O da sana takmış abi, her yerde seni aratıyormuş.
Arayan mevlasını da bulur, belasını da. Sizi karşımda görünce sevinmedim desem yalan. Yarışta alt ettiniz beni. Çünkü atı başkaları sürüyordu. 40 türlü dalaverası vardı. Ama masa başında kaybedeceksiniz. Çünkü kağıtlar elimde. Neden kapadınız gözlerinizi? Korkudan mı? Kağıt sesi müziklerin en güzeldir benim için. Nasıl gidiyor abla? Kenan düşürdü ya ana, ocağı söndü demektir. Buraya büyük bir cakayla girdi. İç çamaşırını bırakıp gider. Ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Ortada 300 bini aşkın para var. Ben olsam... Bas! Kaçtınız. Elinizde kötü kağıt var anlaşılan. Gitti 300 bin. Ben olsaydım kaçmazdım. Full baleyle kaçılır mı? Karşısındakinde full dam olursa elbet. Nereden bildiniz? Kargalar söyledi. Kart alıyorum. Alo. Sen misin Gül? Evet, Jale ve Beyza da burada. Seni bekliyoruz, çabuk çok ol. Çok gırgır var, çabuk gel. Kusura bakmayın, özür dileyeceğim sizlerden. Evet, aşık oldum. Ne yapayım, çocukça belki, gülünç, üzücü, acayip bir aşk ama oldum işte. Bırak numarayı, demek ki senin Ali de orada. Hayır, yalnızım. O babamla kumar oynuyor bu gece. Sadece korkuyorum. Biri babam. Ama bilmiyorum. Hangisinin kazanmasını istediğimi bilemiyorum. Rahat bırakın beni. Hoşça kalın. Milyona yakın kazandın delikanlı. Neredeyse iflas ettireceksin kumarhaneyi. Niyetim o zaten. Niyetle kısmet ayrı şeyler. Her zaman gülmez bu şans. Zaten haliniz talihinden değil. Çok kötü oyuncu olduğunuz için kaybettiniz. Kumarda şımarmamak lazım dostum. Unutma ki karşında bu oyunların kralı oturuyor. Paralar önümde olduğuna göre krallığınız devrildi demektir Kenan Bey. Büyük konuşuyorsunuz. Konuştuğum büyüklükte oynamaya hazırım. Her oyunu mu? Sizin bildiğiniz her oyunu. Peki... yazar? Fark etmez. Bitsin artık bu işkence, bitsin! Yakacak babam Ali, yakacak! Kaybedeceğim, kaybedeceğim! Ne kadar sallasan ben kazanacağım delikanlı. Fal mı açtınız? Hayır, uğruma güvenerek konuştum. 2-1. 2-1. Size 500 bine mal olan bir zar. Tekrarlayabiliriz. Aynına mı? Evet, neden olmasın? Gene 2-1. Pokerdeki talihin döndü.
Cesaretim varsa üçüncüye hazırım. Gecelerin sonu yok. Başka zaman deneriz. Nasıl istersen. Küçükler bir iş partisi yapsın. Tebrik ederiz hanımefendi. Kocanız bütün zararlarını kurtardı. Müsaadenizle, iyi günler. Bu zar davasında var bir hardallı vaziyet ama söktüremedim. Civalı falan değil diyorsun. Civalısının doktoruyumdur evlat. Civalı zarla az cüzdan tıraş etmedi bu ihtiyar. Bu köpoğlusunda başka bir illet var. En iyisi bizim Acem Cemal'e uzanalım, zarcılığın en kandilli adamıdır. Zar davasında envai türlü fırıldak ondan sorulur. Vallahi Hıfzı Baba, ben eğer bu zar milletinin feriştahına takla attıran Acem Cemal'sem, bu zarda herhangi bir hastanelik vaziyet yok derim. Demek sağlam ha? Turp gibi be baba! Siz talihin çelmesine gelmişsiniz. Hayır! Arka arkaya o kadar iki biri talihsizlik olamaz, var bu zarda bir şey. Bir ara kendi kendime, Kenan sonun geldi diyordum. Ama zarlara sarılınca, şımarık Beyza da yedi şamarı. Senin öfken yamandır Kenan. Aa, daha bitmedi ama. Son tokatı yesin, bir daha kalkamayacak. Onunla uğraşma baba. Niye? Çünkü onu seviyorum. Demek benden güçlü gördüğün biri çıktı karşına. Bilmiyorum, bilemiyorum baba. Neden, niye ama seviyorum işte. Onun için yalvarırım, ona kötülük etme baba. Beni seviyorsan. Severim Ali, babanım. Ama kumar bahsine gelince ikiniz arasında bir ayrım yapamam. Onu yıkmam gerekiyorsa aksi elimde değil. Bu benim tek zevkim. Evlenmek istediğim erkeği iflas ettirmek mi tek zevkin? Fark etmez Ali. Onu sıfıra indireyim, gerekirse cebine harçlığı ben korum. Hem fakir koca daha iyidir kızım. Dizginler elinde olur. Ben at kullanmıyorum baba, yuva kurmak istiyorum. Sana karışmam Ali. Okumuş zeki kızsın. Ama sen de bana karışma. Yarınki zar savaşında onu yıkmama kimse engel olamaz. Alev'e ilk defa bu kadar sert davrandığının farkında mısın Kenan? Ne haber? Gece gündüz zarlarda aklı. Gözlerini ayırmadı zarlardan. Bırak şu köpoğullarını da iki satır uyku çek be evlat. Zarlarla keçileri kaçıracaksın. Sırlarını çözmezsem galiba öyle olacak. Alo, buyurun. Ben Alev Ali. Seninle konuşmam lazım. Meşgulsün biliyorum. Ama iyiliğin için. Ne olur, sana ve havaya ihtiyacım var. Benim anladığıma göre bu kız Ali abiye iyice tutkun galiba. Galiba. Bakarsın faydası olur. Sana inanıyorum Ali, güveniyorum. Ama babamı da çok iyi tanıyorum. Korkum ondan. Öylesine kinli, öylesine hırslı ki sana karşı. Hisler karşılıklıdır Alev. Yalnız o zar oyununda hiç kaybetmedi. Her işin bir sonu vardır. Aldırma. Neden üzülüyorsun bu kadar? Sana bir kötülük gelmesini istemiyorum. Ne olur vazgeç. Vazgeçmek mi? Yalvarırım Ali, ne olursun vazgeç. Bütün erkekleri ayaklarına kapandıran bir kız nasıl konuşur böyle? Seven kadın konuşur Ali. Sen bana ilk tattıransın bu duyguları. Eskiden erkekleri küçümsemekle gurur duyardım. Seni tanıyınca karşında diz çökmekten zevk almaya başladım. İlk seninle yaşamaya başladım Ali.
ilk seninle kendimi buldum. Ömrümce senin kalmak istiyorum. Beni tanımıyorsun bile. Ne fark eder? Kalbim sende olduktan sonra. Çok şey. Tanısan belki beni seven kalbine bir kurşun sıkarsın. Hayatta sevdiğim erkeğe sadece köle olurum ben. O erkek babana, hatta sana düşmanlık besleyen, tek amacı sizleri yok etmek isteyen biri de mi olsa? Yorma beni Ali. Bildiğim tek şey sensiz yapamayacağım. Tek korkum da babamla zar oynamak. Güzel, iyi ki hatırlattın. Savaş için hazırlanmam lazım. Gidelim artık. Kaçıncı gün evlat uyumadın? Fikri sabit oldu bu iş. Uykusuzluk denen meret atnalı gibi çarpar insana sonra. Bana bin al. Bin al. Nal. Sağır mısın? Ha? Çabuk koş. Peki abi. Sakin ol evlat, kendine gel. En iyisi bir duş ha. Duşu Kenan'a yaptıracağım baba. Hem de kaynar duş. Çözdüm zarlardaki keramet dediğin şeyin ne olduğunu. İyi aman Allah, ne münasebeti var. Herhalde ayağıma çakacak değilim. Bahaneydi bu. Bana bir mıknatıs lazım. Mıknatıs! Ama önce bir bardak içki. Oh, İçkim nerede kaldı benim? Alışık değilsin. Hasta olacaksın. Bu kadar içilmez. Buyurun. Unutana kadar içmek istiyorum. Yakışmıyor sana Alev. Sanki aramızda çelik gibiydin, imrenirdik sana. Sus, sus! Düşünmek istemiyorum! İstemiyorum! Doğru. Haklısın unutmak istemekte. Babanla sevgilin arasında şaşkınsın. Karar veremiyorsun. Verdim bile. Ali'den yanayım. Babam onu yok ederse ben de... Babana düşman mı kesileceksin? Evet, düşman kesileceğim. 2-1 geleceğine kellemi korum. Kelleye kumar olmaz evlat. Bu kumar değil, teknik. İşte ispatı. Korktum senden evlat. Basit oyun baba. Bak şu zarların noktalarını, şu tarafların siyahları biraz matça. Ne olacak matça? Bu noktalar maden. Mıknatısa karşı atılınca o tarafa çekip 2-1 olarak düşüyor hep. Kenan'ın masaya uğur diye koyduğu... Üryan bir kadın heykelci. O heykelcik aslında zarları şaşırtan bir mıknatıs. Şimdi bana yüzük şeklinde bir mıknatıs hazırlatın ki... Kenan Bey'i aynı silahla vurayım. Yatakta bile ayrılamıyorsun kağıtlardan. Bunlar benim, saltanatımın silahları Tülin. Bazen kıskanıyorum onları benden daha fazla seviyorsun diye. Sen benim sevgili karıcımsın yavrum. Ama cebindeki Venüs daha kıymetli. Bana milyonları o heykelcik kazandırdı. Onun bir sırrı var demişti. Ne zaman söyleyeceksin bana? Kusura bakma ama hiçbir zaman. Benden mi gizli? Senden ve herkesten. Kimse. Kimseler bilmeyecek benden başka. Salla bakalım Hıfzı baba. Gibir. Kenan Bey muhterem ayvayı yedi demektir. Yaşasın, yarın akşam şenlik var. Sabah da kızıyla randevun için bizim sakallı Orhan'dan kotrasını rica ettim. Teşekkür ederim Hıfzı baba. Sanırım bu son buluşmamız olacak Alev. Neden?
akşamki savaştan sonra bana düşman olacağın için. Çünkü babanı mahvetmeye kararlıyım. Sen bana sabır ver Allah. Hayatta en sevdiğim iki insan birbirini yok etme derdindeler. Hangisini acırsın Alev? Kim kaybetsin istersin? Bilmiyorum. Öyleyse karar ver. Ya baban, ya ben. Üzme beni. Kalbimdeki yerleriniz ayrı. Ama ben seveceğimin kalbinde kendimi ortak istemem. Babası bile olsun. Ali, niye böyle yapıyorsun? Şimdiye kadar başkalarına çektirdiklerimin acısını mı çıkarıyorsun benden? Sadece babandan çalmak istiyorum. Deliriyorum ya. Deliriyorum ya senin için. Aynı şey değil Alev. Seni kendi isteğinle değil, babandan kopararak alacağım. Babanın burnunu yere sürerek, ezerek, onu doğduğuna pişman ederek. Küçükten beri ilk ağlayışım bu. Baban için ağladıktan sonra bana ne? Hayır, senin için ağladım, senin için. Mahvedecek seni babam, yok edecek. Aldığınız ders yetmedi anlaşılan. Herhalde. Ben zarda şanslıyım. Sen gene 2-1 atacaksın. Ben ne atsam fark etmez. Kumarhane, gazino, köşk ve yalı üzerine her şeyine bir zar atacak kadar cesur musun Kenan Bey? Sen intihar etmekten korkmazsan ben varım. Kabul. Bekliyorum. Atabilirsiniz. Krallığınız yıkıldı Kenan Bey. Artık bir hiçsiniz. Her şeyiniz benim oldu. Kazandıklarıma karşı bir el daha atmanıza varım. Koyacak hiçbir şeyim kalmadı ki. Var. Kızınız. Sen bir alçaksın. Sadece alacağını isteyen biriyim. Ne alacağı? Senin gibi birine ne borcum olabilir ki? Bir hayat! Babamı aldın, kızını istiyorum! İntihar ettirdiğin Kamil Bey benim babamdı! Şimdi anladın mı Alev? Hatırladın mı? İyi bak! Bir sabah yalıda arkadaşlarına dövdürerek kovdurduğunuz, alay ettiğiniz sakallı enayi! Seni babandan kumarda kazanmak hakkım değil mi? Söyle! Söyle, cevap ver! Onu alamayacaksın Ali, çünkü ömrün yetmeyecek! Baba! Sen karışma Alev, çekil önümden! Katil mi olacaksın? Bir kumarbaz için kaybetmekten iyidir! Kenan, çıldırdın mı? Çekil! O. Korkma, affettim seni. Silah çekecek kadar küçülen bir adama bir şey yapılmaz. Yerlerde sürünmene karşılık şımarık kızını da hediye ediyorum. Kazandıklarımın hepsini de. Ne köşk, hepsini! Hepsini kızınla eğlenmemin ücreti olarak kabul et. Sadece yalıyı alıyorum Alev. Sabah bana teslim edersin.
Karşıma herde ilk geldiğinki gibi mayolu korsan soytarılığıyla çıkmazsın. Bak şu işe Hıfzı baba, Allah bu günleri de gösterdi. O biçim kovulmuştuk, dayaklı tokatlı. Ama şimdi krallar gibi dönüyoruz. Azmin elinden ne kurtulur evlat? Buyurun Ali Bey. Emriniz üzerine yalnızım. Yalınız teslim. Korsanlar bu kadar çabuk teslim olurlar mı? Öyle söylemiştim ama gene de ilk günkü gibi çıkmanı isterdim karşıma. Ne fark ederdi? Sakallı, kendi halinde bir ilim adamıyla bir serseri arasındaki farkı öğrendin. Öğrendiklerim yetti Ali Bey. Kısa sürede çok şey anladım. Hoşça kalın. Bir dakika. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı sanırım. Konuşacak belki ama bir alacağım daha var. Babandan güçlü olduğumu gördün. İddiamız vardı, kazanırsam bir öpücük. Emredersiniz İmparator Hazretleri. Ödeştiğimize göre gidebilirsiniz hanımefendi. Sana gitme, kal burada desem. Alay ettiğin yeter derim. Peki, seviyorum seni desem. İntikamının alevi sönmemiş derim. Ya evlenelim desem. Beni çok oyuncak ettin Ali. Çok alay ettin, çok acı verdin. Kumar masalarında fiş olarak kullandın. Herkesin önünde babama sadaka diye verdim. Yetmedi mi, doymadın mı? Hepsi babamın hayatının bedeliydi Alev. Cezaydı. Ama ödediniz. Dün sabah sadaka olarak verdim, bugün bir aşık olarak benden evlenmeni istiyorum. Cevap ver. Evet. Öl bile desen, hayır diyebilir miyim sana?